Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Carvea 300 mg tablet nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Carvea 300 mg irbesertan etkin maddesini içerir. Anjiyotensin 2 reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü ilaç grubuna dahildir. Anjiyotensin 2 vücutta üretilen bir maddedir. Kan damarlarında bulunan reseptörlere bağlanarak kan damarlarının daralmasına yol açar. Kan damarları daralınca içinde dolaşmakta olan kan basıncı artar. Carvea, anjiyotensin 2 adlı bu maddenin reseptörlere bağlanmasını engeller. Bu şekilde kan damarlarını gevşetir ve kan basıncını düşürür. Carvea, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet şeker hastalarında böbrek fonksiyonlarındaki azalmayı yavaşlatır. 28 film kaplı tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır. Piyasada ayrıca Carvea 75 mg ve 150 mg film kaplı tablet formları da mevcuttur. Doktorunuz size Carvea'yı şu nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir. Yüksek kan basıncı tedavisinde, yüksek kan basıncı, tip 2 diyabet veya böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda böbreklerin korunmasında kullanılır. Carvea'yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Carvea'yı şu durumlarda kullanmayınız. İrbesertan maddesine veya Carvea'nın içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa, hamileyseniz, bebek emziriyorsanız, diyabet hastasıysanız veya böbreklerinizde bozukluk varsa, Carvea'yı aliskiren denilen bir maddeyi içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Carvea, çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır. Carvea'yı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer aşırı ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşırı tuz kısıtlaması yaptıysanız veya yoğun idrar söktürücü tedavi kullandıysanız, doktorunuz Carvea tedavisine başlamadan öncelikle sizdeki sıvı tuz kaybını giderecek önlemler alabilir. Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa, kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa, potasyum tutucu diüretik ilaçlar kullanıyorsanız, şeker hastalığınız varsa, şekeri tolere edemediğiniz veya gizli şeker olduğunuz söylendiyse, lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Aliskiren içeren bir tansiyon ilacı kullanıyorsanız, şeker hastalığına bağlı böbrek sorunlarınız var ise, uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Carvea'nın yiyecek ve içecek ile kullanılması, tabletleri yemekten önce ya da sonra yeterli miktarda sıvı ile birlikte doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Carvea 300 mg tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Carvea'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi kandaki potasyum seviyesinde artış. Yaygın yan etkisi baş dönmesi, bulantı, kusma, yorgunluk, yatarken veya oturduğu yerden kalkarken görülen baş dönmesi veya kan basıncında ani düşme, kas iskelet ağrısı, kandaki hemoglobin düzeyinde düşme. Yaygın olmayan yan etkisi kalp atımının hızlanması, yüzde kızarma, öksürük, ishal, hazımsızlık, sindirim bozukluğu ya da mide yanması, sarılık, cinsel fonksiyonlarda azalma, göğüs ağrısı. Bilinmeyen yan etkisi baş ağrısı, vertigo, kulak çınlaması, tat değişikliği, sarılık, anormal karaciğer işlevi, eklem veya kas ağrısı, kas krampları, böbrek yetmezliği de dahil böbrek işlev bozuklukları, iskelet kas yıkımı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Carvea 300 mg nasıl kullanılır? Yüksek kan basıncı hastalarında tedaviniz genellikle günde bir kez 150 mg Carvea dozuyla başlanır. Günde tek doz 150 mg ile elde edilen 24 saatlik kan basıncı kontrolü 75 mg'lık dozdan daha iyidir. Bununla birlikte özellikle kan diyalizi olan hastalar veya 75 yaş üzerindeki hastalarda tedavi 75 mg'lık doz ile başlanması düşünülmelidir. Günde tek doz 150 mg ile kan basıncı yeterli kontrol altına tutulamayan hastalarda doz 300 mg'a yükseltilebilir. Yüksek kan basıncı ve tip 2 diyabet hastalığına eşlik eden böbrek yetmezliği olan hastalarda ise tedavi 150 mg günde tek doz Carvea ile başlatılır ve devam dozu olarak günde bir kez 300 mg tercih edilir. Uygulama yolu ve metodu ise Carvea ağızdan kullanılır. Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile yutunuz. Tabletleri aç veya tok karnına alabilirsiniz. İlacınızı her gün aynı saatte alınız. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Carvea 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı 75 yaş üzerindeki hastalarda 75 mg'lık doz ile başlanması düşünülmesine rağmen yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Carvea'nın saklanması. Carvea'yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.